Sanata ve hayata ayna tutan gündem kültür sanattan hepinize merhaba. Sanat dünyasının nabzını yine birlikte tutacağız. Bu hafta da galeriler oldukça hareketli. Gündem kültür sanat sergilerle başlıyor. Pera Müzesi'nde açılan Herkes İçin Pop Sanat sergisinde Andy Warhol'un Campbell Soup, Kovboylar ve Kızılderililer, Tehlikedeki Türler ve Çiçekler dizilerinin yanı sıra Mick Jagger, Einstein, Hermann Hesse, Marx Brothers gibi isimlerin portreleri de yer alıyor. Amerikan kültürüne yeni bir bakış getiren Slovak asıllı sanatçının sergisi 20 Temmuz'a kadar görülebilecek. Arton İstanbul'da açılan yeni sergisinde Dağların Sahibi Yoktur başlığı altında yeni bir seri meydana getiren Burcu Perçin, bakışını dış mekana, doğaya ve doğanın tüketiliş biçimine yönlendiriyor. Küreselleşmenin etkilerini görselleştirdiği formlarla izleyici karşısına çıkan sanatçı, sergide fotoğraf üzerine yağlı boya uyguladığı işlerine yer veriyor. 4-5 senedir gözlemlediğim bir temaydı bu. 4 sene önce Güneydoğu'ya yaptığım bir seyahatte bir dizi kazılmış dağa rastladım. Ve bu 4 sene içerisinde bunların giderek arttığını fark ettim. Dağların tüm canlılar için bir yaşam alanı ve kaynağı olmaktan çıkartılıp sermayenin elinde bir rant aracına dönüşmesini bu seride konu edindim. Konunun ideolojik boyutunun yanı sıra bu taş ocaklarında, mermer ocaklarında oluşan görsellik de beni konuya bağlayan unsurlardan biri. Burak Kutlay'ın çalışmalarının yer aldığı Gümüş Haz adlı kişisel sergi sanatseverlerle buluştu. Yapıtlarında tüketim kültürüne eleştiriler yönelten sanatçı, çelikten ve betondan yapılarla inşa edilen yıkım sürecine dikkat çekiyor. Kutlay, çalışmalarında günümüzde bireyin doğuşundan itibaren içinde bulunduğu sistemin işleyişi karşısındaki durumunu ele alıyor. Bu benim ilk kişisel sergim. Yaklaşık 6 aydır hazırlanıyorum bu sergime. Sergimin konsepti aslında tamamen insanoğlunun kendi yaratmış olduğu bu sistemdeki yaşayışının, farkındalığının, bu sistemin nasıl işlediğine dair belirli bir görüşlere sahip olduğunu aslında ele alıyor. Daha çok günümüz hayatında sistem tamamen tüketim aracı olarak işliyor. Ve dünyamızı sürekli tüketmeye yöneliyoruz. Kendi hazlarımız uğruna. Sergimin adı Gümüş Haz. Kendi hazlarımız uğruna. Her yere beton kuleler, gökdelenler dikiyoruz. Resimlerimde daha çok bu yıkımı, genelde para için işleyen sistemi hep açıklayan imgeler yer almaktadır. Eğer gitara gönül verdiyseniz festivaliniz ayağınıza gelmiş demektir. İstanbul Klasik Gitar Festivali dünyaca tanınmış isimleri müzikseverlerle buluşturmakla kalmıyor. Yurt içi ve yurt dışından katılacak öğrencileri de ustalarla sahnede ve atölyelerde bir araya getiriyor. 11 ve 14 Mayıs tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan İstanbul Klasik Gitar Festivali, Cem Küçümen, Erdem Sökmen, Şadi Ensari ve Hasan Mete'nin kurduğu İstanbul Gitar Ansambl'ın açılış konseriyle başlayacak.
Marcin Dila, Goran Krivokapić ve Aniello Desiderio'nun konser vereceği festivalde, 4 gün boyunca yapılacak seminerlerde ise gitara gönül veren seyircilerin katılımıyla özel dersler yapılacak. Yıllardır İstanbul'da eksikliği duyulan böyle bir festivali uzun uğraşlardan sonra neredeyse bir senedir çalışıyoruz organizasyonu için. Gerçekleştireceğiz ve 11 Mayıs günü de açılışımızı yapacağız. Festivalimizde tabii ki gündüz dersler oluyor. Akşamları da bu dersleri veren gitar ustaları konserleriyle seyircilere de açık olacak bu konserler. Ama öğrenciler de tabii ki hem derslerden faydalandığı gibi bu konserleri de katılımcı olarak izleyecekler. Bununla ilgili ben gitarla ilgili ve gitar severler, gitara gönül verenler için bir küçük not var burada. Açılış parçası olarak Albeniz Asturias, kapanış olarak da Domenicone Koyun Baba Suite'ini çalıyor. Oldukça gitarcıların çok fazla tanıdıkları parçalar bunlar. Ben bir de başka bir şey söylemek istiyorum. Bu önemli. Biz seyircisine sponsor olan bir festivaliz. Bu nasıl oluyor derseniz, tabii çoğunlukla öğrenciler, gitar severler ve gitaristler izleyeceği için 4 konserin izlenebilmesi için kombine biletler sağladık. Ve bu kombine biletler de normal biletlere göre %50 indirimli oluyor. Sanıyorum bu seyircilerimizi salonlara yeteri kadar çekeceğimiz bir açıklama oluyor. Hepinizi bu konsere, bu konserlere ve bu festivale bekliyorum. Belgesel sinemayı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen TRT Belgesel Günleri bu yıl 6. yılını kutluyor. Yurt içinden ve yurt dışından yapımların yarışacağı belgesel günleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı yapımların gösterildiği TRT Belgesel Günleri, düzenlediği yarışmalarla da amatör ve profesyonellere destek vermeye devam ediyor. 12 Mayıs akşamı ödül töreni ve gala özel programıyla sona erecek olan Belgesel Günleri, Harbiye'deki TRT Radyo Evi ve Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde gerçekleşecek. Yaşadığımız çağ ve gündelik hayata bloglar ve blogcuların hikayeleri üzerinden bakmaya çalışan bir belgesel projesi Eksik Parça. Aslına bakarsanız sadece belgesel de değil, çekirdeğinde belgeselin yer aldığı bir multimedya projesi. Hatta TRT'nin çift ekran mantığındaki ilk projesi. Bu nedenle biz çok heyecanlıyız. Sağ olsunlar ekrandan önce TRT Belgesel Günlerindeki gösterimde tartışmaya açmaya layık görmüşler. 11 Mayıs 2014 Pazar günü TRT'nin Harbiye binasındaki saat 11'deki gösterimi hepinizi bekliyoruz. Bakalım nasıl bulacaksınız? Yıl 2014. 6. TRT Belgesel Ödülleri'nde onur ödülü Tevfik Şenol'un. Geçmişe dönüp baktığımda çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani çünkü o dönemde belgeselin kıymetli olduğunu görüyorum. Geleneksel sanatlarla uzun yıllar ayrı düştük. Neyse ki usta isimler bu nadide sanatları günümüze kadar taşıdılar. Ömer Lekesiz, Alparslan Babaoğlu'yla Ebru sanatını konuştu. İşte altı çizilecek söyleşi. Ebru sanatının duayen isimlerinden Alparslan Babaoğlu, boyaların su üzerindeki dansına meftun olduğu için değil, Ebru sanatının yitip gitmesine gönlü razı olmadığı için sığındı tekneye. Aşk ile uzun yıllar Ebru yapan Mustafa Düzgünman'dan icazet alan Babaoğlu, klasik Ebruculuğu sürdürmekle kalmıyor, tekneden çıkan yeni Ebruları öğrencileriyle birlikte geleceğe taşıyor. Thank you.
Ebru Şen Alparslan Babaoğlu'nun bir Ebru günü nasıl başlar, nasıl devam eder? Eyvallah. Şimdi ben haftanın 4 günü muhtelif yerlerde ders veriyorum İstanbul'da. Kalan günler evimde çalışıyorum. Evimde çalıştığım zaman kahvaltıdan sonra atölyeme iniyorum. Atölyemin alt katında. Önce teknenin başına geçince Mustafa hocamın, Mustafa Düzgünman'ın ifadesiyle biz ustalarımızdan gördüğümüz terbiye iktizası teknenin başına geçtiğimiz zaman geçmiş Ebrucuların ruhları için bir Fatiha-i Şerif okuruz derdi. Ben geleneğimizin bu kısmını yerine getirdikten sonra teknemin kıvamını kontrol ediyorum. Sonra boyalarımın öd ayarlarını kontrol ediyorum. Ondan sonra gönlümden geçiyorsa, ne geçiyorsa, yani battal Ebru yapmak istiyorsam battal Ebru, çiçekli çalışmak istiyorsam çiçekli, bu Ebruculuğumun en zevkli tarafı. Öğretmek daha zor biraz, meşakkatli, yorucu. Derse gittiğim zamanlarda erkenden ders vereceğim yere gidiyorum. Orada da şu anda 50 civarı öğrencim var. Onluk gruplar halinde çalışıyoruz onlarla. Sabahtan teknelerinin ayarlarını kontrol ediyoruz. Boyalarının ayarlarını kontrol ediyoruz. Onlar Ebru çalışmaya başlıyorlar. Mümkün olduğu kadar doğru ve güzel Ebru yapabilmeleri için onlara ne söyleyebileceksem akşama kadar onları söyleyip güzel teknelerinden güzel Ebru'lar zuhur etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Gönlümden geçtiği gibi dediniz. Ebru yapmak, icra etmek biraz da gönülden geçen şekliyle yapmak mıdır? Elbette. Yani şimdi size birisi şu renklerle şöyle bir Ebru istiyorum dediği zaman zorlama bir şey oluyor ve böyle Ebru yapmak zor aslında. Yani en güzeli siz teknenizin başına geçeceksiniz. İçinizden geldiği gibi ne tür Ebru yapmak istiyorsanız, ne renklerle Ebru çalışmak istiyorsanız onu çalışacaksınız. Şimdi Ebru soyut resme en yaklaşan sanatımız bizim. Yani gelenekli sanatlarımızın içerisinde. Teknenin yüzeyinde değişik renklerden renk lekeleri vücuda getiriyorsunuz. Bu renk lekelerinin büyüklükleri, nispetleri, birbirleri arasındaki ilişki ortaya çıkan Ebru'ya çok tesir ediyor. Niyazi Sayın Hocam'ın bir musikide sanat tanımı var. Musikide sanat iki nota arasındaki, iki ses arasındaki manevi münasebettir diye tarif ediyor Niyazi Hoca. Ben de onu Ebru'cu arkadaşlarıma hep böyle aktarıyorum. Yani Ebru'da da sanat iki renk arasındaki manevi münasebettir. Eğer o iki renk arasındaki manevi münasebeti sağlayabilirseniz o zaman çok güzel Ebru'lar zuhur ediyor. Yoksa yani sıradan gelişi güzel renkleri ard arda tekneye serpmekle ortaya güzellik çıkaramıyorsunuz. Bu şeye benziyor. Piyanonun başına geçip rastgele tuşlara vurarak ben müzik yaptım demeye benziyor. Elinizden olan renkleri olduğu gibi kullanırsanız eğer. Böyle sanat olmaz tabii ama en güzel Ebru, en zevkli Ebru yalnızken kendi iradenizle, seçtiğiniz renklerle ve desenlerle çalışmak. Yani bir tür bu durumda Ebru yapmak demek, kalp ile elin işbirliğini ya da evliliğini gerçekleştirmek demektir diye tanımlayabilir miyiz? Elbette zaten Ebru tasavvufta külli irade ve cüz'i iradeyi misal olarak gösteriliyor her zaman. Ben teknemin başına geçtiğim zaman cüz'i iradem dahilinde boyalarımı seçiyorum. Hangi rengi hangisinden önce atacağım, hangi renk daha çok açılsın, hangi renk daha az açılsın diye. Bunlar benim cüz'i irademde olan şeyler. Yani ondan sonra fırçaya boyayı alıp da tekneye serpmeye başladığınız andan itibaren hangi damlanın nereye düşeceğini ve nasıl bir desen ortaya çıkacağına siz çok fazla müdahale edemiyorsunuz. Bu anlamda ortaya çıkan Ebru'nun güzelliği de onu yapanın kalbinin güzelliğiyle belki ilişkilendiriliyor çoğu zaman. Yani ne kadar temiz kalpli bir insan ki bak tekneden böyle güzel Ebru'lar zuhur etti diye. Peki kalbin temizliğine gelince dolayısıyla Ebru yapmak demek aslında Ebru Şen'in biraz da kalbindeki tüm değişmelerin ritmini o sudaki yazıya aksettirmesi demek olunca bu zorun olarak bir terbiyeyi gerektiriyor, manevi bir terbiyeyi. Evet. Siz nasıl bir süreçten geliyorsunuz, nasıl bir manevi terbiyeden geliyorsunuz ki bugün ustalarımızın en önde gelenlerinden birisiniz? Estağfurullah. Şimdi ben Mustafa Düzgünman'ın hayatının son 5 yılında hocamla beraber oldum. Yani 5 yıl hocamın rahleyi tedrisinden geçtim diyebilirim. Şimdi Ebru bugüne kadar, Mustafa Düzgünman'a kadar hep tekkelerde icra edilmiş. Yani tasavvuf terbiyesi almış insanlar tarafından icra edilmiş. Benim hocam da Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Hazretleri'nin 26 sene türbedarlığını yapmış. Tasavvuf terbiyesi almış birisiydi. Bu terbiye sizi zaten şekillendiriyor. Yaptığınız teknenin başına oturduğunuz zaman ne yapmanız gerektiği konusunda, nasıl yapmanız gerektiği konusunda size bir yön veriyor. Bu bir terbiye aslında. Yani
Ebru da bana göre nefis terbiyesi için çok önemli bir vasıta. Yani teknenizden güzel bir Ebru zuhur ettiği zaman ne güzel Ebru yaptım, çok güzel yaptım diye düşünüyorsanız bu çok kötü bir şey. Ebrucu böyle düşünmez yani. Ebrucu geleneğine bağlı Ebru yapan, tasavvufla tasavvuf terbiyesi almış, geleneğine bağlı Ebru yapan Ebrucu beni bu güzelliği ortaya çıkartmak için vasıta kıldığın için sana hamd ederim diye niyazda bulunması lazım. Biz onu öğrendik hocamızdan. Yani en büyük şey ise Ebruculuğun sorduğunuz anlamda hususiyeti bana göre enaniyeti ortadan kaldırmasıdır. Yani ben bu ne güzel Ebru yaptım demek diye bir demek gibi bir lüksümüz ya da şansımız yok bizim. Biz her zaman ortaya çıkan güzelliği ortaya çıkartmak için vasıta olduğumuzun bilincinde olarak yaparızmış. Ebru'da hangi tarzlarla uğraşmak sizi daha çok müsterih kılıyor? Hangi renklerle uğraşmak sizi daha çok keyif veriyor diye sorsam? Benim için Ebru battal Ebru'dur. Yani battal Ebru'nun, diğer bütün Ebru'lar battaldan başlayarak yapılır zaten. Öncelikle bir battal Ebru, çiçek yapacaksanız da, taraklı Ebru yapacaksanız da önce battal Ebru'dan başlarsınız. Dolayısıyla bir kere battal Ebru, Ebru'nun temelidir, esasıdır. Ve en anlamlısı da zaten battal Ebru'dur. Yani benim için Ebru demek, battal Ebru demek. Benim burada kullandığım renkler de, tabiatta bulunan renkler, geçmişte ustalarımız boyalarını tabiattan elde etmekten başka şansları yoktu. Yani dağdan bayırdan toprak toplayıp bu topraklardan boya yapıyorlardı. Yani köşedeki kırtasiyeciye gidelim de işte filanca marka boya alalım demek şansları olmadığı için. Dolayısıyla eski Ebrucuları taklit etmek, onlar gibi Ebru yapmak gibi bir hevesim var benim. Ebrularım onlarınkilere benzesin diye bir kere tabiatta bulunan renkleri tercih ediyorum. Yani renk itibariyle. Ama o anda içimden ne renkler kullanmak geliyorsa o renkleri kullanarak çok da böyle frapan Ebrular da yaptığım oldu. O aslında şöyle bir şey. Tekneye hakimiyeti nispetinde Ebru, bir Ebrucunun ruh durumunun göstergesi aslında. Yani eğer bütün boyaları kullanabilir duruma gelecek şekilde ustalaştıysanız, istediğiniz rengi istediğiniz zaman kullanabilecek düzeyde ustalaştıysanız, yaptığınız Ebru gerçekten sizin ruh durumunuzun bir göstergesi oluyor. O anlamda da battal Ebru yine diğer Ebru'ların önüne geçiyor bence. Yani her zaman battal Ebru ön planda. Peki hangi çiçeğin sevdalısısınız? Ha ben 30 senedir Ebru yapıyorum. En çok hangi çiçeği yaptınız diye sorarsanız ben en çok lale yaptım. Neden? Yani lale, lalenin ebced değeri 66 biliyorsunuz. Lafzai Celal'in ve Hilal'in de ebced değerleri 66. Dolayısıyla lale bizim sanatlarımızda, edebiyatımızda da, diğer sanatlarımızda da Lafzai Celal'i temsil edecek biçimde kullanılmış. Yani Lafzai Celal temsil etmiş her zaman. Bayraklardaki hilal de Müslüman ülkelerin bayraklarındaki hilal de Lafzai Celal'i temsil ediyor aslında. Dolayısıyla ben bizim Müslüman Türk Ebrucusu her zaman için laleyi çok yapmıştır. Çünkü endişesi hep en güzel laleyi yapmak olmuştur. Yani Hattat nasıl en güzel Lafzai Celal'i yazayım diye uğraşıyorsa Ebrucu da ben teknenin başına oturduğum zaman mesela siftah 20 tane lale yapmadan başka çiçek yapmam. Belki daha güzel, şimdiye kadar yaptıklarımdan daha güzel laleler yaparım diye önce onu araştırırım. Ondan sonra başka şeyler yaparım. Yani en çok lale yaparım çiçeklerde. Bunları bir kitabınızda da anlattınız. Yeniden anlatmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir hazırlığınız var mı? Son olarak bunu sorayım. Eyvallah. İstanbul'da ayda bir halka açık Ebru toplantıları yapıyorum. Tarih Tabiat Vakfı'ndaydı bunlar. Beşincisini yaptım. Gördüm ki bu toplantılara Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Antalya'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Bursa'dan insanlar günübirlik uçakla geliyor. Yani sabah uçağıyla gelip akşam uçağıyla dönüyorlar. Ve burada anlattıklarımız, gösterdiklerimiz hakikaten insanların ihtiyacı var. Açlar yani Ebrucular bu bilgilere. Dolayısıyla bütün ne varsa hepsinin içinde olacağı çok dilli, yani birkaç dilde hazırlanmış bir kitap hazırlıyorum. İnşallah yılbaşına yetiştirmeye çalışıyorum. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu güzel söyleşi için sağ olasınız. Sağ olun. Anadolu'nun her bir köşesinde adı dağa, taşa verilmiş ve efsaneleşmiş bir kadının hikayesi vardır. Gülenay Pınarbaşı, Anadolu'ya adını veren kadınların izini sürdü ve bir kitapta topladı. Halk edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar Gülenay Pınarbaşı, Anadolu'nun ermiş kadınlarının ardından bu kez de Anadolu'ya adını veren kadınların kitabını yazdı. Anadolu'ya adını veren kadınlar kitabı aslında bir başlangıç olarak bir akademik araştırmanın bir parçası. Bir müddet halk kültürüyle ilgili yapılan tezleri araştırmamın ardından sahaya çıkarak dere, köy, kasaba demeden gezerek
efsaneleri derlemeye veya derlenmiş efsaneleri toparlamaya çalıştım diyebilirim bu kitabı hazırlarken. Bu kitap Anadolu'nun Ermiş Kadınları isimli bir kitabın kısmen devamı, kısmen de hiç alakasız bölümlerini barındıran bir çalışma. Buradaki mesele efsane türleri üzerinden biraz yer adları bilimini de içine alan bir şekilde isimleri araştırmak ve bu isimlerin içinde hangi birinin içinde acaba kadınlara dair anlatılar, menkıbeler, efsaneler, yani sözlü kültürde neler yer alıyor ve bu isimler, şehir isimleri, kasaba, köy, dağ, tepe isimlerinin içinde kadınlar ne kadar akis bulmuş? Aslında maksadı bu çalışmanın. Siz kocamı tanıyor musunuz? Fırat Tanış'ın yönettiği ve başrollerini Neslihan Yeldan, Cüneyt Uzunlar, İdil Vural'la paylaştığı Karınca Kapanı, göz hapsinde tutulan, evliliğinde mutsuz olan bir kadının kocasından intikam alma hesaplarını anlatıyor. Mafya babası Galip'in kurduğu plan büyük bir hesaplaşmaya dönüşür. Risk almayı hiç sevmem. Her şeyin hesaplı kitaplıyım ben. They said that you had abandoned him as a baby. I did not abandon my child. Stephen Frears'ın yönettiği Umudun Peşinde, kayıp oğlunu arayan bir annenin öyküsünü anlatıyor. Gazeteci Martin Sixsmith'in yaşadığı gerçek hikayeden uyarlanan filmde, Judi Dench, 50 yıl önce henüz bebekken elinden alınarak evlatlık verilen oğlunun izini bulmaya çalışan Philomena'yı canlandırıyor. I met him. Where? At the White House. Did you remember anything he said? Hello. 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 It might have been hi. Asla, asla. Dünyanın en büyük Winston ustalarından Emin Boztepe'nin hayatı boyunca kötülük yapmış bir tetikçiyi canlandırdığı Panzehir'in başrollerinde Cüneyt Arkın da var. Alper Çağlar'ın yönettiği film, mafyanın karanlık dünyasından çekilmeye karar veren suç makinelerini anlatıyor. Edebiyatın nasıl hemen ele geçirebileceğini gösterir bana. İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali'nin 6.'sı bu yıl şehir ve yolculuk teması altında düzenleniyor. Edebiyat severleri yerli ve yabancı yazarlarla buluşturan festivalde bu yıl mutfakta edebiyat ve çocuk etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Polonya edebiyatının genç yazarları da festivalde olacak. Bu yılın festival teması yolculuk, yol ve yolculuk. Sanırım edebiyat kadar eski olan bir temayı bir araya getiriyor festival. Ben de Türkçe edebiyatta yazılmış yolculuk kitaplarına ve eğer imkan bulabilirsem de yol temasına biraz değinmek istiyorum. Çünkü başta Seyahatname olmak üzere bütün dünya literatürünü, bütün dünya edebiyatını çok etkilemiş bir kitaba sahipliği yapıyor bu coğrafya. Türkçe böyle bir imkana sahip olmuş seyahatnameyle. Bir seyahatnameden onlarca kitap çıkabileceği düşüncesinden hareketle söylüyorum bunu. Ayrıca gezi kitaplığı, yol ve yolculuk kitapları açısından zengin bir dil Türkçe. Hem katılacak olanlara hem de yurt dışından gelen konuklarımıza Türkçenin bu zenginliğini bir parça anlatabilmek istiyorum. Tabii elbette Tanpınar'ın beş şehrine selamla, hani seyahatnameden yola çıkıp. Zorlu Center'da sanata ve sanatçıya destek olacak bir platform kuruldu. Şehir sahnesi, sahne deneyimi yaşamak, performansını izleyici önünde sergilemek isteyenlere sahne senin diyor. To be a true performing arts center, we think our job is not just to bring international touring artists and shows, it's also to provide a performance space for the artists of Istanbul to come and share their arts. We do more than just ask people to come and pay money and sit in the dark, we also ask people to take the stage and give their art to the people.
Istanbul artists have a great deal to say. There's a wonderful artistic community in this town that is bursting at the seams. And to have a high quality performance venue like this where they can be presented with top-notch lighting and sound for a variety of people who walk through Zorlu Center every day, I think is a great opportunity. To apply, you visit our website, www.zorlucenterpsm.com. There's a very big link for the city stage, and it's a very easy application. Anybody can apply, send in some materials about themselves, and eventually we will contact them, and soon they will be here performing on our stage. We've had rock bands, classical singers, dance companies. We've had artist talks of some of the most prominent artists across all genres of art. It's a great opportunity for anyone in any field who has something to say artistically. This is their stage. Well, our first target was just to begin. We're taking it in steps. So currently we are doing 2 or 3 performances a week. Our goal is every day. Every day here at a regular time, people can know that there will be a wonderful, free, open to the public arts event that they can attend, that they can enjoy, that they can bring their families to, and experience arts at one of the world's greatest performing arts complexes. Dört nesil Udi geleneğe sahip bir aileden gelen Filistinli Samir, Vissam ve Adnan kardeşlerden oluşan Le Trio Jubran, 10 Mayıs Cumartesi akşamı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Aynı zamanda film müzikleri de besteleyen grup, müzik çalışmalarını Fransa'da sürdürüyor.